Arkadaşlar, iyi geceler. Gördüğünüz gibi her yer karanlık. Çünkü sahur için birkaç saat yatayım uyuyayım istedim salonda. Yukarıdan dedim uyuyakalırım ne olur ne olmaz. Ama Gofret Efendi'nin sayesinde yatamıyoruz. Gördüğünüz gibi koltuğu kapladı. Normalde onun mekanı olduğu için burası. Sanırım burada beni istemiyor. Oğluşum, bu gece ilk sahurumuzu yapacağız. Sen de bizimle yemek yiyecek misin? Ha? Tüylerin niye sertleşti senin? Ha? Senin tüylerin neden böyle sertleşti? He oğlum. İlginç. Bu kısmının tüylerinde bir sertlik var. Bir sıkıntı mı var acaba oğluşumun tüylerinde? Yoktur inşallah. Bakayım şöyle. Döküldüğü garanti arkadaşlar. Bayağı bir elimi de döküldü. İyice de sulandı tüy yumağı. Evet arkadaşlar. 1-2 saat uyuyabilirsem uyuyacağım. Sonrasında beraber ilk sahurumuzu yapacağız Nurettin ve Süheyla ile birlikte. Gofi. Gofi rahatsız oldu. Çünkü normalde uyuduğu saatler. Gofi. Oğlum. Sen de uyuyamadın değil mi bugün? He? Arkadaşlar, vakit geldi, uyandım. Şimdi yemeği hazırlayacağım çocuklar için. Gofi'nin de haliyle Paşa'nın da düzeni bozuldu. Bugün ikisi de huzursuz huzursuz. Paşa gürültü yapıyor, Gofret de peşinde dolanıyor. Mavi boncuğum. Gofret sen de acıktın mı? Acıktın mı oğlum şu? Evet arkadaşlar. İlk sahurumuz için yemeğimizi hazırladım. Her yılki gibi. Yine pide yaptım yumurtayla. Çünkü tok tutuyor çocukları. Hamur işini tercih etmiyorlar. Midelerinin yandığını ve susadıklarını söylüyorlar. O yüzden ya bazlama ya da pideyi yumurtayla bu şekilde yaptım. Zeytin peynir çıkardım. Salatalık domates. Maalesef bu yıl Nurettin'in karpuzu yok. Nurettin çok üzgün. Dedim ki çay yapayım. Çay istemedi. Çünkü hiçbir zaman tercih etmiyor. Bugün için Ramazan şerbeti aldı. Bilmiyorum içebilecek mi? Ya su içecek mecburen ya onu ya da mecbur kalıp çaya devam edecek. Sahurlar boyunca, Ramazan boyunca yapacak başka bir şey yok. Mevsim olmadığı için karpuz yok. Herkesten önce gofret yerini aldı. Oğluşum. Sen de yiyecek misin? Ha? Paşa çok rahatsız. Çünkü her zamanki uyuduğu saatte uykusunu böldük. Gofretse bir şeyler yeme umuduyla oturuyor sanırım. Neyse çocukları uyandırayım getireyim arkadaşlar. Süheyla. Süheyla. Sahur vakti. Günaydın. Düşmeden yavaşça ingel, tamam? Hadi kızım. Gofret, Süheyla'yı uyandırdım. Nurettin zaten uyumadı bilgisayar başında. Şimdi ikisi de gelecekler. Oğluşum. Evet, bir tanesi kalktı arkadaşlar. Sanırım bu Süheyla. Günaydın. Günaydın. Evet Süheyla'cığım, bugün ailecek ilk sahurumuzu yapıyoruz. Abini de çağırdım, şimdi gelir. Niye vurdun? O aileden değil mi? Nasıl Hayır. bakıyor? Şuna bak. Bakma. Yani bir şey yok, bir şey yok. Kedi diyor ki bunlar gece vakti ne yemeği yiyorlar? Hiç böyle şeyler yapmazdılar diyor kendince şu an. O zaman gitsin uyusun. Anne ne yapıyorsun dilimde git öte ya. Bir şey görüneyim. Zaten zor uyudum.
Birisi uyumamış henüz. Ben uyuyacağım ya. Anadolu'da şirkte pişti, oruç mu tutacağım bu sene? Kedi de kuş da. Yarında okula gideceğim. Kuş şaşkın değil. Kofet diyor bunlar. Kuş biliyor da. Kedi diyordur. Kedi ilk şey mi? Yoksa ama daha önce hiç. Kedinin mi ilk? Hı. İlk olmaması lazım da küçüktü. İlk. Hayır. Bir düşün. Düşünüyorum. Ondan, biz bunu Aralık'ta almıştık arkadaşlar. Hemen sonra geldi. Öyle miydi? Neyse tam şey yapamadım, şey hatırlayamadım. Heh. Yeni verdim daha taze suyu. Biraz bahar önce verdim. Çok kibarsın. Ha yürü. Sen. Dilini yerim. Sana diyorum sana. Sana diyorum ne bakıyorsun? Git. Bir saattir derdin bardakta su içmek miydi? Senin kasenle bunun arasındaki fark ne? Şimdi adam diyor siz niye bardakta içiyorsunuz ya şey, kasede içiyorum diyor. Küçükken bardakta içtiği için bana bak bu su dökülürse bir daha vermem sana, tamam mı? Duydun mu Gofi? Uyandığımdan beri ayaklarımın altında dolanıyor. Derdi bardakta su içmekmiş. Yemeniz lazım. Neyi? Yemeği neyi olacak? Acıkırsınız yoksa. Yemek değil sorun çekme. Hı. Ben geceleri minimum 1,5 litre su içiyorum uyurken. Tamam, o yüzden biraz erken kaldırdım ki yedikten sonra bol bol su iç diye. Pardon. Ufak bir dolum. Zaten zor yemekten bir de karşıma yaptım. Ben bunu sevmiyorum. Hayır. O mahsus yapıyor şu an. Yapma. Bence gece. İçine nane mi var bunu? Oh! Oh! Sorunlu ya. Bir dudam attım. Zehir gibi geldi bir anda. Söyle ayıcık eder misin? Gördün mü? Aynen. Arasında. Arkadaşlar bahçeden yeşillik topladım. Daha naneler de böyle küçük. Yeni yeşermiş ve aroması keskin. Ben seni çok zorlanacağım. Alışırsın. Her sene öyle diyorsun ama alışıyorsun. Hı, oldu. Benim sınavım okulda. Geç. Evet, Süheyla daha çok zorlanacak. Geç. Arkadaşlar çünkü okulda daha şey olur tabii. Nurettin evde uykuda olacak ama. Karpuz yok senin. Evet, karpuzu yok. O çok dertli. Sahurlar hiç neşeli geçmiyor çünkü ikisi de tatsız oluyorlar ben sahurda. Ben çok tatlıyım. Ben çok sinirliyim. Ben çok tatlıyım. Ama bir normal ekmek yok mu? Var. Alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Bana normal ekmek. Bir daha bazlama yiyebilir miyiz? Arkadaşlar pideyi hiç beğenmediler. Neden bilmiyorum ama her yıl gibi yaptım. Bu defa hiç beğenmediler. Tadı bir tuhaf. Ben henüz test etmedim. Sabah çektiğim yetmiyor. Ben bir de bunu gece mi çekeceğim? Evet. Ben taşınıyorum ya. Bir gün böyle afet alayım. Kendi evimi 5-10 yaşında. Git. Çok memnun olurum. Gece de mi? Ha? Hı? Gece de mi? Evet. Biriniz kovuyorsunuz, biriniz gitme derdindesiniz. Evet. Çok temiz. Bu arada pide yapmadan değil, pidenin kendi bir garip. Neden? Düştü mü o? Hayır, o düşmez. Kediler dört ayağının üstüne düşer. O kedi mi? Evet. Değil, köpek yavrusu. Söyle, haklı. Köpek gibi ısırıyor. Evet, kedin köpek gibi ısırıyor. Ben bu gözünü beğenemedim ya. Kafam niye yamuk? Düşüp duruyor. Yamuk yani. Gözün mü düşüp duruyor? Normal, o gözlükler öyle. Bak. Ben de 5 saniyede bitiyor. O diğer gözlüğe alıştığından olabilir mi? Ya da yüzüne küçük ney değil, değil mi? Öyle. Hiçbir değil. O gözlüklerin hepsi düşük olmuş. Ya öyle çok düşme değil. Hafif kayıyor aşağıya. Sadece şöyle. Neyse nazar etmeyeyim. Sonra bana suç bulur. Burnu düzgün o yüzden. Narım insanların tek kemikli olduğu için düşmüyor. Taşınıyorum. Yedin mi yemeği?
yemiş vallahi. Uykuda da olsalar yine sataşıyorlar birbirine. Ben uyumuyordum ki. Evet. Niye herkes bu kadar enerjik? Ben mi uyuyordum bir ara? Şöhret çok enerjik. Tozunu aldınız mı kafasını? Ne? Kafasının tozunu aldınız mı? Aldık. Arkadaşlar tahmin edin gofret nereye girdi? Üçüncü yeri koymam peki. Nurettin'in odasındaki orta sehpanın altına girmiş. Altına değil içine. İçine. Sehpanın altında bir ince bir bez var, kılıf. Onun içine girmiş. Normalde oraya girip sesini çıkarmasa kediyi bütün evde arasak asla bulamayız. Vallahi. Asla. Saklan başta süper iyi. Hmm. Paşa bulur. Böyle bir uyku çöktü. Arkadaşlar. Sanırım bugünlük bu kadar şey yeter. Bir dakika. Sahur muhabbeti. Çünkü bizimkilerin hiç şeyi yok. İlk sahur olduğu için. Aslında böyle bir enerjik olmanız lazımdı. Yarın beni erken kaldı da eşlik toplayın. Yarın beni erken kaldır da bu yemekten önce, sahurdan önce yeşillik toplayayım, yiyeyim. Geceden yoksa marketten alayım. Nereye bu ya? Anlamadım. Yeşillik toplayıp yemek istiyorum ya. Canım yeşillik istedi. Meydanoz. Aa, biz mi şey yapıyoruz? Nane, meydanoz. Sen maydanoz bahçeden mi toplayacaksın bu saatte? He. Niye? Toplaş farelerle. Olur. Kurbanlarla. Kurbanlar mı korkuyorum ben? Annem korkuyor. Gecenin üstünde bir kere zıplasın üstünde aklın çıkar biliyor musun? Bak. Arkadaşlar. Neden geldi bardak var? Biraz önce gofret içti, kendine gel. Arkadaşlar. Hayvana ekmek vermedim, oturdum. Verdim valla. Siz bu videoyu haliyle gün içinde izleyeceksiniz. Hatta iftara yakın izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.